Tasarım Dünyası'ndan herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün kazağımızın arka kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim ve buradaki arka oyuntusunu nasıl kestiğimi göstermeye çalışacağım. Bu kesme işlemini tüm kazaklarda, şişle yapılan tüm kazaklarda yapabilirsiniz. İlk öncelikle başlama sayımıza bakalım. Yine 92 ilmek kadar başladım ve 8 santim kadar lastiğimi ördüm. Dediğim gibi lastiğimiz çok fazla gevşek bir lastik olduğu için bu kısmı yine 4 numarayla ördüm. Daha sonra 5 numara şişe geçtim. Bu kısımda 92 olan ilmeği hem sağdan hem de soldan birer tane artırarak 106 ilmeğe çıkardım. Hemen yan tarafından göstermek istiyorum. Bu kısımlarından, bakın artırma yerleri belli. Bu kısımlarından 7 tane bu tarafta, 7 tane de diğer tarafta olmak üzere tabii ki birer birer artırdım. Bir sırada 7 tane artırmıyoruz. Bir tane burada artırıyorum, gidiyorum, geliyorum, tekrar artırıyorum, gidiyorum, geliyorum, tekrar artırıyorum. Bu şekilde 7 sırada artırma yapabilirsiniz. Ya da aralıklı aralıklı birer birer artırma yapabilirsiniz. Toplamda 7 tane artırma yapmamız gerekiyor. Hemen şu kısmın ölçmek istiyorum ben. 38, 39, 38 santim gibi 38 santim olana kadar ördüm. Tabii ki boyunu siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra kol oyuntusuna geldim. Yine bu kol kısmını da tıpkı bir önceki videomda olduğu gibi kol kısmını 4, 3, 2, 1, 1 kestiğim gibi bu kısmı da yine aynı şekilde 4, 3, 2, 1, 1 şeklinde kestim. Eğer bu konuda sıkıntı yaşarsanız bir önceki videomda zaten bu kısmı nasıl kestiğimi göstermiştim. Kestikten sonra 106 tane şurada ilmeğim vardı. 106. Burada artık kestikten sonra 84 ilmeğe düştüm. Ve 84 ilmeğe düştükten sonraki santimine bakayım. Yaklaşık olarak 20,5 santim kadar ördüm. Toplamda 24 santim. Şu kısmı toplamda 24 santim. Kol kısmını yapmış olduk. Şimdi sıra geldi. Buradaki bizim şu omuzlarımıza gelecek kısmı ve şuradaki yaka oyuntusunu yapmamız lazım. Şimdi bunun için ilmek sayınız kaç ise bunu 3 parçaya bölüyorsunuz. Benim ilmek sayım şu an 84. 84 ilmeği 3'e böldüm. 28, 28, 28 tane olarak ayıracağız. Şimdi buradan 28 taneyi ben keseceğim. Hemen keselim. Kesme işlemini 28 tane düz tarafından ördükten sonra arka tarafından ilmekleri alarak kesiyorum. Hemen ipimi düzeltelim. Aldım ikisini, kestim ve tekrar ilmeğimi, pembe olan şişimi geri taktım. Bu şekilde bir tane kesmiş olduk. Şimdi tekrar kesiyorum. Arka tarafından, ilmeklerin arka tarafından kesiyoruz. Burası çok önemli. Hemen ipimi bu şekilde kesiyorum ve tekrar soldaki şişime takıyorum. Yine tekrar kesiyorum. Tekrar 3 oldu. Bu şekilde 28 tane ilmeğimi kesiyorum. Yani yaka oyuntusunu yapmış olduk. Arka ilmekten ördüğüm için bakın gayet düzgün bir şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Eğer siz kesme işlemini yaparken ön tarafından alacak olursanız bu şekilde, yani bu ilmeği takıp da ön tarafından kesecek olursanız o zaman bu şekilde durmuyor. O yüzden ilmeklerin arka tarafından kesmeniz çok önemli. Şimdi bu sırayı düz bir şekilde örüyorum.
Arka sıraya geçtim. Arka sırayı da ters bir şekilde örüyorum. Düz tarafına tekrar geldim. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. 19 tane ilmeği örüyorum. Sonra buradaki ilmeklerimi boş bırakıyorum ve tekrar geri dönüyorum. Bu 19 tane ilmeğimi tekrar düz örgü olarak devam edeceğim. Ters örgü olarak devam ediyorum. Tekrar geri döndüm. 19 tane ilmek ördük, geri döndük, tekrar 19 ilmeği ördük. Şimdi 10 tane ilmek örüyoruz. Yine ilkini boşa alıyorum. 10 tane ilmek örüyorum. Bakın şuradaki yeri belli, 19 ilmeğin olduğu yer. Şimdi 10 tane ilmek ördüm. Tekrar geri döndüm. Tekrar bu 10 tane ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Şişimde 28 tane ilmeğim var. Şimdi bu ilmeklerin hepsini birlikte kesiyorum. Yani hepsini keseceğim. Nasıl kesiyorduk? Arka ilmekten alarak. Düz tarafından kestiğimizde ilmeklerin ön tarafından değil de arka tarafından alarak kesiyorum. Omuz kısmını kademeli olarak bu şekilde kesmiş olduk. Şimdi aynı işlemi bu tarafa yapmamız lazım. Şimdi burada ördükten sonra kestiğimiz için bu ters sıradayız şu an. Bunun için hemen ilmeklerimizi diğer pembe şişime alıyorum. İpimi hemen buraya tığ yardımıyla bağlıyorum. Ben iki sefer düğüm atıyorum. Daha garanti olması için. Tüm yaptığım işlemlerde hep iki düğüm atarım. Şimdi bu sırayı düz bir şekilde örüyorum. İlkini bu sefer örerek ilerledim. Yeni ip taktığım için. Bu şekilde düz bir şekilde örüyorum. Ters tarafına geldim. Şimdi diğer taraftaki şu kısımdaki yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. 19 tane ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Hiç şuradaki ilmekleri örmeden tekrar geri dönüp bu 19 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Geri döndüm. Şimdi 10 tane ilmeğimi örüyorum. 10 tane ilmeğimi ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Ve bu 10 tane ilmeğimi, düz örgü olarak devam ediyorum. Kademeli olarak ördüğümüz bu 28 tane ilmeği şimdi teker teker kesiyorum. Bu sefer ters taraftan kesiyoruz. Ön tarafındaki ilmeklerinden alarak kesiyorum.
Sonuncu ilmeğe geldiğimizde, yani bir tane ilmek kaldığında hemen bir tane zincir çekip iyice sıkıştırıp ondan sonra ipimizi kesiyoruz. Ve ipimizi çekiyoruz. Hemen gösteriyorum yaka kısmını. Bakın kademeli olarak yakayı bu şekilde kesmiş olduk. Gayet de güzel bir kesim. Ayrıntılarını daha net görebilmeniz için böyle bir kağıdı da yazdım. 92 ilmekle başladım. Birer birer artırdım. 106 ilmeğe geldi. Kol altına kadar 106 ilmek ördüm. Her iki tarafta da, yani sadece burada 4, 3, 2, 1, 1 kesmiyoruz. Bu tarafta da 4, 3, 2, 1, 1 kesiyoruz. 11 tane sağdan, 11 tane de soldan olmak üzere 22 tane ilmeğimizi kestik. 84 tane ilmeğimiz kaldı. 84 tane ilmeğimizi şu kısım 24 santim olana kadar örüyoruz. Daha sonrasında 84 ilmeği 3 parçaya bölüyorum. 28, 28 ve şuradaki yaka kısmı olan 28 ilmeğimiz. Buraya geldikten sonra da şu omuz kısımlarını, yani şu 28 taneyi hepsini birden kestik. Yaka kısımlarında kademeli olarak kestik ve bu yakayı bu şekilde bitirmiş olduk. 28 ilmek, daha sonra 19 ördük, geri döndük, tekrar 10 tane ördük, geri döndük ve hepsini birden kesmiş olduk. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.